bakalım. Evet, hattımızda cebinde mucize yaratmış bir izleyicimiz var. Melike Nilhat Aygın İzmir'den arıyor. Alo. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. 42 yaşındasınız diye anlıyorum. Evet. Çok net, somut olarak söyleyebilir misiniz? Cebinizde nasıl mucize yarattınız? Ne yaptınız para durumunu takip ettikten sonra? Kitabınızla ben başladım. Televizyon programlarınızı internetten izleyebiliyorum. Liste yaptım. Harcamalarımın listesi. En önce o. Çantamdan eksik olmayan. İkincisi, istek mi ihtiyaç mı? Üçüncüsü de ne yaptım? Hani en çok masrafımın yol gideri olduğunu, benzin masrafına gittiğini keşfettim. Onda bir düzenleme yaptım. Benzin masrafında düzenleme yaptınız. Ne yaptınız? Arabaya mı binmiyorsunuz? Arabaya 2 gün biniyorum, 3 gün otobüs ve metroyu kullanıyorum. Öyle mi? Peki ne yaptınız? Para biriktirmeye başladınız mı? Para biriktirmeye kısmen başladım. Evet. Ama en azından harcamalarımı kontrol edebiliyorum. Nereye ne kadar harcadığımı biliyorum. Artık bütçe yapıyorsunuz. En önemli şey bu. Tabii. Bütçe yapıyorsunuz Melike Hanım, değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Söylediğiniz gibi bütçe yapıyorum. Peki evli misiniz? Karı koca yapıyor musunuz bütçeyi, çayınızı koyup? Evli değilim. Annemle beraber yaşıyorum ama ona da bütçe yapmayı öğretiyorum. O hatta benden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Anneler, babalar, onlar, anneanneler, babaanneler en iyisi hatta. Sizi tebrik ediyorum. Bütçe yapmaya devam. Ama geliri arttırabilirsiniz. Gelir arttırabilirsiniz. Harcamaları hep kısmak olmaz. Harcayacağız da en iyi para zaten harcarken birikiyor. İyi harcamalar diliyorum size. Birikimde bekliyorum.